Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücel Kocaalp ve değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte sizlere bu haftada Yaşasın Hayat dedirtmeye kararlıyız. Yine sorularla başlayacağım. Peynir sever misiniz? Yoğurt, lahana, peki badem? Cevabınız evetse şanslısınız. Çünkü mutfaktan hazırlığa başladınız. Ne için mi? Kalsiyum için. Kalsiyum olmazsa olmaz. Olmazsa ne sağlam kemikler olur ne de dişler, değil mi? Bunu iyi biliyoruz. Peki uygulaması hangi kalsiyum? Hepsini konuşacağız bugün Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Dediğimiz gibi hani bir tabiriniz sizin şu kalsiyum bekçi diyorsunuz. Kemiklerin bekçisi evet. Aslında değil mi? Doğru evet, söyledim. En güçlü. Bu anlamda onu biliyoruz da ne yapıyoruz ne yapmıyoruz bir çeki düzen verelim kendimize kalsiyum. Evet. Depolarımızı doldurmak adına bunun evet. için söyleyecekleriniz önemli. Kesinlikle. Yaşasın Hayat başladı. Daha sağlıklı olmak istiyorsak sağlıklı haberlere daha bir kulak vermekte yarar var derim ben. 5 sağlıklı haberi sizin için seçtik. İlki diyor ki bize hipertansiyon bunamaya neden olabilir. Nasıl bir etkileşim? Hipertansiyonlu kişilerde tansiyon eğer ayarlıysa bunama tehdidi yok. Yanlış bir anlamı olmasın. Araştırmada şu yapılmış. Tansiyonu yüksek ama tansiyon yüksekliğini ciddiye almayanlarla tansiyon problemi olmayanlar arasında bir araştırma yapıldığı zaman yüksek tansiyonu olan ve bunu kayda almayıp düşürüp ayarlamayanların belek bozukluğuna daha kolay ve sık yakalandıkları, daha erken yakalandıkları anlaşılmış. Bunun pek çok sebebi var. En baştaki gelen sebebi tansiyon yüksekliğinin ciddi bir damar düşmanı olması. Beynin de damarlara çok muhtaç olması, sağlam damarlara. Beyin eğer sağlam damarlarınız yoksa, tıkalı damarlarınız varsa, kireç damarlarınız varsa beslenemiyor. Daha erken bunama riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. İkinci sağlıklı haber de bize diyor ki kükürt zengini besinler şifa veriyor. Bize kokusuyla ben buradayım diyor değil mi? Kükürt zengini besinler. Hem buradayım diyor hem de gerçekten vücut kükürtten hoşlanıyor. Yani insan bedeni kükürtten hoşlanıyor. Kükürt bazlı şeylerden hoşlanıyor. Mesela kükürtün bol olduğu besinlerin çoğunda kükürtün içinde yer aldığı bir takım moleküller var. Alisin var, indol işler var, glikozinolatlar var. Bunların hepsi insan vücudunu kanserden koruyan, bağışıklığını artıran, antioksidan gücüne takla attıran güçler. Sadece bunlar da sınırlı değil. Kükürt sülfatlaşma işleminin de ana maddesi. Bir şeyi sülfatlaştırdığınız zaman onu daha aktive etmek ve ondan daha az toksik etki alma imkanınız oluyor. Bu sülfatizasyon işlemi içinde daha çok kükürte ihtiyacınız var. Nerede kükürt var? Lahana gibi ailesinin tamamında. Yani lahanada, turpta, şalgamda, pancarda, karnabaharda, o grubun hepsinde, rokada, hepsinde bol miktarda kükürt var. Sarımsak ve soğanda tabii. Özellikle sarımsağı en tepeye koymak lazım. Kokusunda bu anlamda çağrı var diyebiliriz. Peki üçüncü haberde diyor ki helikobakter mide kanserine neden olabilir. Nedir helikobakter? Helikobakteri midemizde yaşayan, midenin asit ortamından neredeyse beslenip çoğalan ve bu asit ortama rağmen hayatını sürdürebilen çok nadir bakterilerden birisi. Mide asiti zaten bizi bakterilerden korumak için oluşturmuş bir bariyer. Ama bu bakteri tam tersine midede asit oldukça daha çok rahat çoğalıyor. Oraya yerleşiyor. Orada yuva yapıyor, gastrit yapıyor, ülser yapıyor, kanser yapıyor. Ve helikobakterin ülser nedeni olduğunu bulan ilk araştırmacı Avustralyalı ikili de bu nedenle 2000'li yıllardan hemen önce Nobel Tıp Ödülünü kazandılar. Helikobakter varlığını nasıl şüpheleneceğiz hocam? Eğer mideniz yanıyor, ekşiyor, kaynıyorsa endoskopi yaptırın. Endoskopi yaptırdığınız zaman zaten gastroduodenoskopide doktorunuz o endoskopi ile ilgili bölgelerden helikobakter taraması ile ilgili materyal alıyor. Ha ben endoskopi yaptırmadan bu işten sıyrılabilir miyim hocam? Daha kolayı var mı? Var. Solunum testi var. Üreaz testi. Solunum testiyle de helikobakteriniz varsa o solunum testini solunum havasına karışan bir takım maddeler ölçülerek de helikobakteriniz hakkında fikir edinebiliyorsunuz. Şunu iyi biliyoruz. Bir kişi kronik helikobakter enfeksiyonu taşıyıcısı ise midesinde o kişinin bir mide kanseri problemine yakalanma riski maalesef daha fazla.
çok önemli. Evet. Kesinlikle önemli. Evet. Yine mideden gideceğiz. Dördüncü haber bize diyor ki günde iki öğün yeterli. Yıllarca iki öğün yedim diye çok eleştirildim çevremde. Onun için hep hasta oluyorsun, farajlı oluyorsun dediler ama sağlıklı olanı bu. Sağlıklı olan özellikle orta yaş ve devamında önemli. Yani çok genç, büyüme çağında bir çocuğa iki öğün beslemek doğru değil. Bir de yaşlı, düşkün birini zaten az yiyor. İki öğün beslemekte ısrar etmek de şart değil. Organ yetmezliği olan, karaciğer, böbrek, kalp yetmezliği olan, insülin kullanması zorunlu olan bir şeker hastası, bunlar tabii ki iki öğün beslenmeyecek ama özellikle insülin direnci olan, insülin direncine bağlı göbek bağlama eğilimi olan, özellikle detoks yapmak isteyen kişilerin iki öğün beslenmesine fayda var. Ben yaklaşık bir yıl buldu. İki öğün besleniyorum ve fevkalade memnunum yaptığım işten. İyi sonuç aldığımı düşünüyorum. Güzel. Geldik beşinci habere. Diş eti problemleri kemik erimesine neden olabilir diyor haber. Nasıl bir etkileşim diyelim hocam? Sadece kemik erimesine neden olsa neyse, aslında bu haberin üstünde bir tane yeni daha haber var. Çok üzücü bir haber. Diş eti hastalıklarında rol aldığını bildiğimiz bakterinin, şaşıracaksınız belki ama, Alzheimer'in nedeni olabileceğini gösteren ciddi kanıtlara ulaşıldı. Nasıl bir bağlantı? Bu bakterinin diş etindeki yaptığı enfeksiyonla kan yoluyla yayılarak beyine ulaştığı, beyin omurilik bariyerini aştığı ve beyinde çok ciddi tahribatlara, kronik tahribatlara yol açabildiğini gösteren ciddi kanıtlara ulaşıldı. Burada bu haberden çıkarmamız gereken ders şu. Benim kemik erimimden korunmak için dişlerime bakmak gibi bir marifetim olmamalı. Diş sağlığı insan beden sağlığının temeli. Bizim çocukluğumuzda sınıf duvarlarına asılırdı. Bir diş iltihaplıysa böbrek bozulur, kalp bozulur, karaciğer bozulur. Oklarla böyle tabelalar vardı. Şimdi kalktı o tabelalar. Doğru. Diş eti bakımını her medeni insan yılda bir kez baktırmalı, yaptırmalı. Her medeni insan dişini her gün en az 3-4 değil, 5 kere, 6 kere, 7 kere fırçalamalı. Macun kullanmak şart değil. Marifet macunda da değil, fırçada. Fırçayı doğru kullanmakta ve diş fırçalama alışkanlığı edinmekte. Biz nüfusumuza oranla Avrupa'da en az diş fırçası tüketen toplumlar arasında birinciyiz ve üzücü bir haber var. Ne yazık ki bir ailenin bir fırça kullandığı gibi. Ortak fırça bile kullanıyoruz. Evet. Geçelim şimdi sağlık gündemine. Hangi kalsiyum demeli? Kalsiyum dediğimizde başta da söylediğimiz gibi kemiklerimizin bekçisi aslında. Osteoporoz namı diğer kemik erimesi noktasına gelmeden önce biz nasıl önlemler alalım ki o sınıra, o belki de uçurumun kenarına gelmeyelim hocam. Buna uygun bir beslenme şekli mi olsun? Buna göre her yaşın kalsiyum ihtiyacı farklı mıdır? Pek çok soru var aslında. Çok soru var. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Tabii kalsiyum sadece kemik için bize lazım değil. Dişimiz için lazım, kalbimiz için lazım. Kalsiyum olmadığı zaman kalp doğru düzgün çalışamıyor. Kas fonksiyonları için lazım. Pek çok enzimatik fonksiyonu için lazım. Böbreğin işini görmesi için lazım. Lazım. Ama kemiğin ham maddesi de, ana matriks oluşturan temel mineral de kalsiyum. Ve bir sağlıklı 70 kiloluk bir yetişkinin vücudunda 4 kiloya yakın kalsiyum var. Ciddi bir kalsiyum birikimimiz var vücudumuzda. Burada kalsiyum kaybından önce kalsiyum kazanımını konuşalım. Çünkü kalsiyumu vaktinde kazanabilirseniz, yani 40'lı yaşlar ve sonrasına ne kadar çok kalsiyum stokuyla girerseniz o kadar çok iyisiniz. Kalsiyum stoku deyince damarda biriktirdiğiniz zararlı kalsiyumdan bahsetmiyorum. Kemikteki kalsiyumdan. O kalsiyum stokunu artırmanın da yolu çocuklarınızı daha bugünden 7-8 yaşından itibaren egzersize yöneltmek. Biraz da genç kızlarımızı egzersize yöneltmek. Egzersiz yoluyla kalsiyumun kemikte birikmesini sağlamak. Neden egzersiz kalsiyum biriktiriyor? Veya neden egzersiz kalsiyum kaybını önlüyor? Çünkü kası zorladığınız zaman o kasa karşı direnmek isteyen kalsiyum kendini güçlü kılmak için sistemden daha çok kemik, sistemden daha çok kalsiyum talep edip dolduruyor içine. Daha güçlü kalıyor. Onun için direnç egzersizleri, itme, kalkma, kaldırma, ağırlık yürümeden daha fazla kalsiyum stoklamanızı sağlıyor kemiklerde. Ancak kalsiyum kazanımını
başarabilmekte çok önemli. Bir kalsiyum ticareti var ortada. Bu ticaretin kurbanı olmamak da ayrı bir önemli. Yani kalsiyum önemli ama kalsiyum için herkesin mutlaka bir kalsiyum takviyesi alması lazım değil. Adam gibi beslenmeyi biliyor, hareketli bir hayat sürüyorsanız, doğru düz beslenmeyle beraber aktif bir yaşam tarzınız var ise ilave kalsiyuma ihtiyacınız olmayabiliyor. Benim çocukluğumda bizim büyüklerimiz arasında düşüp bir yerini kıran yoktu. Annelerimizin, ninelerimizin içinde hepsinin çivi gibi de kemikleri vardı. Niye? Çünkü doğal besleniyorlardı. Neyle beslenelim yani? Kalsiyum zengini gıdalardı. Evet, çocukluğumuzdan itibaren gençliğimiz, orta yaşımız ve ileri yaşlarımız. Nasıl bir beslenme şekli olur? Her yaşta kalsiyum gıdalara ağırlık verelim. Biz sadece hapla çöple değil de gıdayla kalsiyum alırsak vücut ihtiyacından fazla kalsiyumu zaten oraya buraya depolamaz. İhtiyacını alır kemiğe koyar, ihtiyacı olmayanı absorbe etmez, emmez. Dolayısıyla kalsiyum zengini gıdaları çocukların da, gençlerin de, yaşlıların da, orta yaşlıların da bilmesi lazım. Bunların en tepesinde süt ürünleri var. Süt değil. Sütteki kalsiyum zannedildiği gibi emilmiyor. Sütün fosfattan zengin yapısı içindeki kalsiyumun bağırsaklarından emilmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Onun için... Virgül koyayım, çok özür dilerim. Buyurun. Süt dediniz, süte alerjisi olanlar buradan mesajı almışlardır zaten diyeceğim. Vegan besleniyorsak ne yapalım? Şimdi süt ürünleri, yani bir sıkı vegansanız, süt ürünlerini de kullanmıyorum diyorsanız sebzelerde de çok kalsiyum var. Hiç hayvansal besin almadan da kalsiyum ihtiyacınızı ciddi ölçüde hemen hemen tamamına yakını karşılayabilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Kalsiyum zengini bakliyata yüklemeniz lazım. Kalsiyum zengini kuru yemişlere, özellikle de bademe yüklemeniz lazım. Kalsiyum zengini lifli, kalın, kaba sebzelere, yani lahanaya, yani karnabahara, yani pancara, ıspanağa, kalın yapraklı sebzelere yüklemeniz lazım. Başka yine kalsiyum zengini olan pek çok doğal besin var. O besinlere yüklemek lazım. Nedir onlar? Tahıl grubu bile kalsiyum zengini. Yani doğal kalsiyumu bitkisel kaynaklardan karşılamak öyle zannedildiği kadar zor bir iş değil. Ama yoğurtla beraber yine bitkisel kalsiyum çok daha iyi. Yoğurtla beraber veya peynirle beraber yine bitkisel kalsiyum çok daha iyi. Onun için kalsiyum zengini bir salatayı ya da bir bakliyatı yoğurtla ya da peynirle beraber tükettiğiniz zaman elde edeceğiniz yarar çok daha fazla olacaktır. Bizim bilmemiz gereken şey şu. Sadece bir su bardağı yoğurtta bile kalsiyum ihtiyacımızın neredeyse yarısı, en kötü ihtimalle üçte biri var. Eğer ben günde avucumun içi kadar peynir, bir su bardağı kadar yoğurt yiyorsam ve yeteri kadar da kalın yapraklı sebze tüketmeyi becerebiliyorsam kalsiyum desteği almama gerek yok. Ancak bazı dönemlerde veya bazı hastalıklar nedeniyle veya menopoz sonrasındaki kadınların bir bölümünde kalsiyum kaybı gerçekten hızlanabiliyor. Bu hızlandığı dönemlerde kalsiyum desteği almak lazım. İşte orada da hangi kalsiyum sorusuna cevap aramak lazım. Çöp kalsiyum değil. Bu çok önemli. Kalsiyum karbonat değil. Piyasada satılan kalsiyum takviyelerinin %90'ı kalsiyum karbonattır. Boşuna para veriyoruz, bir işe yaramıyor. Kalsiyumun sitrat tuzunu ya da kalsiyumun glisinat tuzunu tüketmemiz lazım. Peki Osman Hocam, başka nüanslar var mı? Var. Eğer ben günde kalsiyum takviyesi alacaksam, özel durumlar dışında hiçbir hanıma günde 400, en fazla 600 miligramın üstünde artık kalsiyum almayın diyorum. Daha fazlası damarlarınızda birikebilir, zarar verebilir. 2. Kalsiyumu bir defaya yerine iki defaya bölerek kullanın diyorum. 3. Mutlaka bir bölümünü akşam alın, uykuya daha kolay geçmenizde kalsiyumun faydası olabilir diyorum. Yani sabah öyle akşam gibi ayırt edip iki porsiyon uykuya yerine da bölüm koymak hazırlasın lazım. Tek doz alacağım. Zaten 400 mg tek alıyorum hocam. Onu da akşam alın diye tavsiye ediyorum. Kalsiyum alıyorsanız neyle aldığınıza dikkat edin. Evet, biraz önce mesela dediniz yoğurtla peynirle kat be kat faydalı. Faydalı. Bazı şeylerle de alırsak zararlı deriz ya da faydası azalıyor. Yani mesela demir kullanıyorum. Ne onlar? Demir hapı alıyorum. Kansızlığım var. Bir de kalsiyum hapı alıyorsam hem kalsiyum hem demiri ayıp ediyorum. Özellikle demir emilimini ciddi ölçüde azaltırım. Onun için ona dikkat etmek lazım. Ha, buradan hareketle et demir kaynağı, yoğurt kalsiyum kaynağı, et de yoğurt yenmez, yenir. Yani o et de yoğurt yenmez derseniz güzel Uludağ kebabından veya Bursa kebabından, İskender kebabından vazgeçmeniz lazım. En ayrı iştahlık olur. O zaman ayran da içmemeniz lazım. Bunlar çok
küçük nüanslar vereceği lezzet ve faydayı dikkate alırsanız ve diğer faydalar da üst üste koyarsanız oradaki 3 kuruşluk demir emilimi bozukluğunun size herhangi bir kayıp anlamına gelmeyeceğini bilirsiniz. Kalsiyum deyince aslında pek çok soru da geliyor akla. Bir, kanda kalsiyum ölçmek ihtiyacı belirler mi? Yani biz nerede alarma geçelim, vücudumuzdan bu sinyali alalım, ben kalsiyum için kendimi disipline edeyim diyelim. Ve biraz önce de altını çizdiniz, hep hanımlara vurgu yaptınız. Kadınlar daha mı risk altında? Beyler için böyle bir risk yok mu? Nasıl bakalım olaya? Tersinden başlayalım isterseniz. Lütfen. Önemli olan ikinci bölüm çok daha önemli. Hanımların kemik bütünlükleri, kemikten kalsiyumun kaybolup olmama hızı östrojen seviyeleriyle bağlantılı. Östrojen seviyesi azaldıkça kemikten kalsiyum kaçağı hızlanıyor. Dolayısıyla premenopoz döneminde kalsiyum kaybı hızlanıyor. Menopozdan sonra iyice hızlanıyor. Erkeklerde bir böyle bağımlılık, testosterona bağlı bir kemik bütünlüğü olmadığı için testosteron azalsa bile erkek ciddi bir kalsiyum kaybına uğramıyor. Erkekte osteoporoz olmaz mı hocam? Olur ama istisnai durumlar da olur. Ama menopoz dönemindeki kadınların önemli bir bölümünde kemik kalsiyum kaybı riski var. Bu nedenle bu dönemdeki hanımların daha uyanık olmaları lazım. Ne yapsınlar hocam? Kalsiyum ölçtürsünler? Hayır. Kalsiyum ölçümünün vücuttaki kalsiyum kaybını veya kemikteki kalsiyum kaybını göstermesi mümkün değil. Kalsiyumunuz tamamen normalken kemiğiniz tamamen boşalmış olabilir. Çünkü vücut kendi kalsiyum ihtiyacını daha hayati organlara götürebilmek için kemikten oradan buradan çalar, yine kanda ihtiyacınız miktarında kalsiyumu sirküle eder, dolaştırır. Dolayısıyla özel durumlar dışında bizim rutin kan tayinlerimizde kalsiyum taramaları yapmıyoruz. Gereksiz. Ancak ne zaman yapıyoruz? Krampların var dediği zaman yapıyoruz. Böbrek yetmezliği var yapıyoruz vesaire vesaire. Ancak şunu bilelim. 45 yaşına gelen her kadının bir kemik erimesi riski vardır. Bu kemik erimesi riski bazı kadınlarda biraz daha fazladır. Kimdir hocam bu hanımlar? Kimler bu konuda dikkatli olsun? Ailesinde kemik erimesi genetiği olanlar. Ailesinde kemik kırıkları sık görülenler. Boyu çok küçük, minyon tipte olan hanımlar, sigara içen hanımlar. Sigara çok önemli bir kalsiyum hırsızıdır. Çok dikkat etmek lazım. Çok fazla proteinli beslenen, keto diyetler yapan, biraz önce konuştuğumuz, asidik gıdalar, hayvansal gıdaları çok tüketenler. Kalsiyum emilimini azalttığını bildiğimiz mide haplarını, bu reflü için mesela için kullandığımız o kötü ilaçları çok uzun süre kullanmış olanlar kemik açısından biraz daha riskliler. Onların biraz daha dikkatli olmaları lazım. Önemliydi bu uyarılar ve bilgiler. Teşekkürler diyorum. Virgül koyuyorum çünkü hangisi doğru demeye yanımıza geliyoruz. Hangisi doğru, hangisi doğru? Sorular sizden geliyor. Biz de bayılıyoruz bu sorulara. Hadi başlayalım. Hocam merhaba. Salçalı makarna mı, yoğurtlu makarna mı? Genç bir arkadaşımız. Ben de salçalı makarna deyince çocukluğum aklına geldi. Çok güzel olurdu gerçekten. Şimdi yapmıyoruz diye bilmiyorum. Hangisi hocam? Yani sorun kiloysa makarnayı yani karbonhidratı yoğurtla yani proteinle evlendirmek daha akıllı. Ama sorun cilt güzelliği ise ben salçalı makarna derim. Çünkü o zaman da likopen var onun içinde. Kırmızı mucize. Cilt için çok güzel faydası var. Şöyle cevaplayalım. Bazen yoğurtlu, bazen salçalı. İkisi de güzeldir. İkisi de olabilir. Dozajında. Evet. Peki. Yine bir soru geliyor sizden. Merhaba hocam. Hashimoto genetik midir? Genetik midir? %100 olmasa bile genetik eğilimin rolü var. Hashimoto'nun toksik bir hastalık olduğu, bir otoimmün hastalık bozukluğunun, bir otoimmün problemin işareti olduğunu biliyoruz. Ama bu otoimmün problem bazı ailelerde daha çabuk tetiklenebiliyor. Yani onun için Hashimoto'yu teyze, yeğen hastalığı, ana kız hastalığı gibi isimler de verebiliyoruz. Benim Hashimoto'm var. Evet, kızımda da olacak mı? Şart değil. Ama olmaması için ne yapmanız lazım? Biraz gluten sınırlı bir beslenme tarzı beslemeniz lazım. Biraz süt ürünlerini aşırı tüketmemeniz lazım. Ve biraz da toksinlerden uzak durmanız lazım. En güzel sorular sizden geliyor diyoruz ve kulak veriyoruz. Merhaba hocam, ekşi mayalı ekmek mi, tam tahıllı ekmek mi? Yine genç bir arkadaşımız, yine bir ikilem. Evet, yine bence ikisini birleştirelim daha iyi. Unlu bir gıda.
Ekşi mayalı tam tahıllı ekmek daha iyi. İyi mi? Evet. Ama bir ekmeği mayaladığınız zaman mayalanmış ekmeğin çok piştiği için ekmek probiyotik gücü öyle fazla değil. Diyoruz probiyotik gücü var falan diye ama o kadar çok yok. Ama mayalanırken Melda Hanım, maya bakterileri o buğdayın içindeki sağlık zararlısı kabul ettiğimiz glutenin çoğunu yiyor. Dolayısıyla siz yediğiniz zaman o ekmekte zaten gluten oranı düşmüş oluyor. Ne kadar iyi eski maya kullanırsanız ekmekteki gluten oranı o kadar az. Dolayısıyla glutene bağlı zararlar o kadar minimumda kalıyor. Güzeldi. Gidiyoruz bir diğer soruya. Doktor bey, yağ mı şeker mi daha çok bağımlılık yapar? Sizi her hafta izliyorum. Teşekkür ederim. Ne güzelsiniz değil mi? Evet, ne çok güzeller. Çok teşekkürler. Hocam. Çok mutlu oldum böyle bir hanımefendimizi izlemesinden. Bu çok ciddi bir araştırma konusu. Hala da araştırılıyor. Ama birinci aşaması bitti. Şeker bağımlılık yapıyor. Çok net ve açık. Yağınkisi daha ziyade yağın bağımlılık yapmadığı bir öğrenilmiş alışkanlık nedeniyle yağ tüketiminin tüketim arttıkça arttığı, aynı şey tuzda da söz konusu, tüketim arttıkça kendi arttığı. Kendi kendimize bağımlı hale getiriyoruz. Bağımlı demeyelim de alışkanlık yani. Hale getiriyoruz. Yani yağ tüketiminiz arttıkça daha çok yağlı yemeye başlıyorsunuz ama yağsız yemeyin zaten. Yağsız bir şeyin lezzeti azdır, yutulması zordur, hazmı güçtür. Yağ vücudumuz için çok lazım bir şey. Doymuşlar da doymamış da. Önemli olan daha önceki aynı slogan, makul. İfrat yok, tefrit yok. Miktar önemli. Bir soru daha sorar mısınız bu bölüm için? Son soru. İşkembe çorbası faydalı mıdır, faydasız mıdır? Temizlenmişi faydalıdır diye düşünüyorum. İyi temizlenmişi. İşkembe çorbasının bize zaten mikrop kaptırma gücü sınırlı. Piştiği zaman 60-70 derece kaynamış bir şeyin içine mikrop kalmaz ama toksik madde kalabilir temizlenmesi. Bu temizleme de iyi anlamına çekilmemeli. Fakat işkembenin ciddi bir kolajen, güçlü bir protein, doğru bir besin kaynağı olduğundan kuşku yok. Onun için orada abartılmadığı ölçüde, paça çorbadaki abartılı gibi yapmazsanız işkembe çorbası pekala iyi bir çorba. Protein zengini nadir çorbalardan biri. Yani bana deseniz ki işkembe çorbası mı, diyelim ki pirinç çorbası mı ya da şehriye çorbası mı, banko işkembe çorbası. Mercimek çorbası mı işkembe çorbası? Yine işkembe. Yine işkembe. Peki, güzeldi. Bir de sarımsak falan eklerseniz kesin işkembe. Aslında. Sirke koyarsanız hiç vazgeçilmeyecek bir şekilde işkembe çorbası derim. Daha çok sofralara yer açmalı aslında değil evet. mi? Hatırlamalım. Gidelim şimdi iki haber vermeye. İki haber vereceğiz. Söylemekten bıkmayacak Melda. İyi haber, kötü haber. Tabii ki iyiler önden gelsin efendim diyeceğiz. İyi haber diyor ki bize düzenli egzersiz uykuyu destekliyor. En iyisinden, en güzelinden her bünyeye faydalı egzersiz. Tabii. Yani bir de hem egzersiz hem uyku beraberse yani tam böyle kaymaklı kadayıf diyelim ona. Nedeni şu. Siz egzersiz yaptıkça stresinizi azaltıyorsunuz, uyku derinliğiniz azalır. Derin uykuya geçme ihtimaliniz artar. Endorfin daha fazla. Kesinlikle. İki, egzersizin vereceği yorgunluk yine uyku derinliğinizi destekler. Pek çok nedenle düzenli egzersiz yapanların uykularını daha rahat uyudukları, daha az horladıkları, daha az uyku apnesi hata yaşadıkları ve REM uykusu dediğimiz derin uykuya daha sık geçebildikleri gösterilmiş. O nedenle egzersiz uykunun ilacıdır. Bu şu anlama gelmiyor değil mi hocam? Yani uyumadan önce egzersiz yapın hayır, değil. Hayır. Uyumadan önce zaten en az 2 saat önce egzersiz faaliyetini durdurmuş olmak ve 200 saat önce ağır bir egzersiz 200 saat önce bile yapmamış olmak lazım. Doğrusu odur. İyi haberin tam zıttı cepheden geliyor kötü haberde. Diyor ki yağlı karaciğer kalp krizi nedeni. Evet bu önemli bir haberdi. Ben bunu gazetede de kullandım. Hatta biraz bazı okurlardan tepki de geldi. Yani bizi niye bu kadar çok korkutuyorsunuz? Korkun efendim, onun için korkutuyorum. Ben aslında korkutmayı seven bir doktor değilim. İyi haber vermeyi daha çok seviyorum. Ama yağlı karaciğer bir toplum sağlığı sorunu olma yolunda hızla ilerliyor.
Yağlı karaciğerin kendisi gidip kalbi sabote etmiyor. Yağlı karaciğer iltihabi süreçleri tetiklediği için kalp damarlarındaki iltihabi süreçleri de tetikliyor. Dolayısıyla kalp krizi riskini artırıyor. Açık araştırılmış, çok büyük bir araştırma hem de. Karaciğer yağlanması olan grupta kalp krizi geçirme riski çok daha yüksek oranda bulunmuş. Bu çok net ve açık bir bilgi. Peki, kötü haberden de iyi bir ders çıkardık. Şimdi evet. Gidiyoruz haftanın tapına. Haftanın apı geliyor yaşam reçetesinin sonuna. Tabii ki sorular sizden geliyor. Bunun için adres neydi? Twitter hesabı yaşasınhayatntv. Yaşasınhayatntv. Sorularınız, başlıklarınız gelsin efendim. Haftanın apı diyecek şifa niyetiyle Osman Müftüoğlu. Diyor ki soru, yetişkinlerde hangi aşı ne zaman yapılmalı? Özellikle kış aylarına girişlerde işte grip aşısı, zatürre aşısı ilk akla gelir hocam ama doğru mudur? Tabii ama yetişkinlerde böyle bir aşı takviminden ziyade yetişkinlerin de yaptırması gereken bazı aşılar var. Bunlar unutulmamalı. Nedir özellikle o? Son zamanlardaki aşı karşıtı kampanyalara şiddetle karşı çıkılmalı. Çocuklarımızın geleceği, toplumumuzun geleceği için büyük bir tehdit olduğunu unutulmamalı. İki, kış aylarına girerken yapılacak olan belli risk gruplarını herkese değil, çoluk çocuk hepimiz grip aşısı olmamıza gerek yok. Ancak risk grubundakilerin grip aşısı olmalarında fayda var. Ne zaman yapılsın? 15 Eylül ile 15 Kasım arasında yapılması bana göre en ideal zaman dilimi. Ancak yetişkinlerin hepatit B aşısını olmuş olmaları lazım. Hepatit B yaygın bir toplum sağlığı sorunudur. %15'in üzerinde Türkiye'de yaygınlığı var. Bu nedenle kolay bulaşabilen bir enfeksiyon. Hepatit B enfeksiyonunun sonuçları çok kötü. Aşısı %100 sonuç veriyor olan. Bu birinci konu. Hepatit A kesinlikle olacağız. Türkiye'de toplumda çok yaygın hepatit A var ama çoğumuz zaten hijyenik nedenlerle, hijyenin bozukluğu nedeniyle hepatit A'ya karşı aşılı vaziyetteyiz yetişkinlerin. A'ya B'ye bir bakalım. İmkanımız varsa daha başka aşılar, örneğin zatürre aşısı. 70 yaşı geçmiş, organ yetmezliği var, kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani akciğer kapasitesi düşmüş, kalp yetmezliği var. O bu tip insanların da bana göre imkanları varsa zatürre aşısı olmalarında fayda var. %100 koruma sağlar mı? Aşı sağlar da zatürrenin başka tiplerine karşı sağlamayabilir ama yine de iyi olur. Başka aşı var mı hocam? Ha biraz daha imkanınız var. Ben olsam yaptırırım. Zona aşısı. Yine 70'inden sonra özellikle 65'ten sonra zona aşısı %80'e yakın bağışıklık sağlıyor. Biraz pahalı bir aşı. Öbürlerine göre daha az bir risk ama benim imkanım var yaptırayım. Zona aşısında yaptırabilirsiniz. Yani bu yaşlarda da yapılacak olan bir aşı paneli var. O nedenle sadece haydi çocuklar aşıya değil, haydi büyükler aşıya diye reklamı yapılmıştı. Ve çok da doğruydu. Değil mi? Hatırlatmak lazım. Kesinlikle. Aşı karşıtı kampanyalara da yanıtı vermiş oldu. Çok net ve sert bir şekilde karşısında duruyorum. Bu böyle bir insan. Faturası daha büyük olabilir. Kesinlikle. Çok teşekkürler hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla yaşasın hayat dedik, dedirtmeye de çalıştık. Olduysa ne mutlu bize. Umarız haberler de iyi gelir ve iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.